5. haftadan itibaren artık manda sütü yerine süt ikame yemeği veya yağsız sütten birlikte beslemeye doğru geçiş yapabiliyoruz. Yarısını manda sütünden, yarısını süt ikame yeminden, daha sonra her hafta geçtikçe tamamen süt ikame yemine geçiş yapıp yaklaşık olarak 8. 9. haftadan itibaren sütten kesin programını uyguluyoruz. Bu ağız sütünden bahsetmiştik, çok önemli. Sığırlarda şey var, hani birkaç tane sığırın ağız sütünü toparlayıp bir şekilde karıştırıp dolapta saklayıp, evet, buzağları içirmek gibi bir durumumuz var. Aynı şey bunlar için de söz konusu bunlar olabilir mi? Bunlar için de aynı şekilde söz konusudur. Böylelikle her bir ananın geçirmiş olduğu farklı çevre koşulları var. Buna göre bağışıklık sistemini geliştiriyorlar. Farklı antikorlara sahip olabilirler. Bu da malağın daha fazla miktarda bağışıklık sisteminin güçlenmesine sebebiyet verebilir. Ayrıca fazla miktarda ağız sütü elde etmişsek bunu da farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Dondurucularda saklayarak pet şişelere koyup veya plastik torbalar içerisine koyup dondurucularda saklarsak eğer, ileride herhangi bir sorundan dolayı malağın ağız sütü alamadığı durumlarda bu torbalar veya pet şişeler çıkartılarak uygun sıcaklıkta, çok fazla sıcak olmayan 45 derece 50 santigrat derecedeki suyun içerisinde yavaş bir şekilde çözdürülerek elde edilen ağız sütleri verilebilir. Eğer yüksek sıcaklık uygularsak bu sefer bu sütün yapısında bulunan antikorların bozulmasından dolayı işe yaramayacaktır o süt. O yüzden bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Doğumundan sonraki besi veya süt şeklinde yetiştirilmesine geçildiği zamanki o dönem nedir ve bu dönemden sonra neler yapmalıdır insanlar? Bu konuda bilgi verebilir misiniz acaba? Sütten kesimi en geç 90. günden itibaren yapmamız gerekiyor. En iyisi işte 9. haftada sütten kesmek. Ancak bazı durumlarda süt ile besleme 90. günlere kadar devam ediyor. Ancak 3. aydan sonra kesinlikle bu duruma izin vermiyoruz. Tamamen kaba yem ve kesif yemden, başlangıç yemiyle devam edilen büyütme artık bu noktadan sonra büyütme yemine dönüşüyor. Daha fazla kaba yem tüketilmesine dönüşüyor ve 4. veya 6. ay içerisinde de erkek ve dişilerin mutlaka birbirinden ayrılması gerekiyor. Çünkü bu hayvanlarda artık cinsel faaliyetler, dürtüler başlamış olabilir. Bir de erkekler dişilere göre daha hızlı büyüdüğünden dolayı ortamdaki rekabetten dolayı birbirlerinin yem tüketilmeleri veya birbirlerine zarar verme durumları söz konusu olabilir. O yüzden erkek ve dişilerin en geç 6 ay içerisinde birbirlerinden ayrılmaları iyi olacaktır. Ben şimdi gölü belirli. Nasıl hazırlanır? Miktar vardır. Bu konuda bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii. Rasyonları oluştururken iki ana unsur var. Bunlardan birincisi hayvana ait bilgiler. Hayvan kaç kilogram canlı ağırlığında? Kaç litre süt veriyor? Gebe mi? Büyüme döneminde hala devam ediyor mu? Tüm bu özellikler hayvanın toplam besin madde gereksinmesini oluşturuyor. Diğer tarafta da bizim işletmede bu hayvanlara sunabileceğimiz yemler var. Ve bu yemlerde farklı oranlarda enerji, protein, vitamin ve mineral maddeleri içeriyorlar. Biz bunları dengeli bir şekilde hayvanlara sunarsak eğer, optimum şekilde daha düşük maliyette yüksek miktarda süt elde edebiliriz. Eğer bu dengeyi sağlayamazsak, yani gereğinden fazla yem vermek veya gereğinden az yem vermek, her iki durumda da hem işletme maliyetlerini arttıracaktır hem de hayvanın sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenden dolayı da hayvanlara olan, hayvanların ihtiyacı olan besin maddelerini doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Bu da hayvanın süt verimine ve canlı ağırlığına büyük oranda
bağlı olarak değişebilir. Süt verimi arttıkça ve hayvanın enerji ve protein gereksinmesi de o düzeyde artıyor. Yine canlı ağırlık da burada önemli. Hayvanın yaşama payı, besin madde gereksinmeleri direkt olarak canlı ağırlıktan hedefini alıyor. Canlı ağırlık arttıkça da bu hayvanların yaşama payı, besin madde gereksinmesi de o oranda artmış oluyor. Bu yüzden de hayvanın laktasyon süresi boyunca süt verimindeki değişmeler ve canlı ağırlığındaki değişmelere bağlı olarak hayvanları optimum bir şekilde beslememiz gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz konu laktasyonun başlangıcında süt verimi hızlı bir şekilde artıyor. İlk 4-6 haftalık dönem içerisinde maksimum süt verimine ulaşılıyor. Ancak yem tüketim kapasitesi bu laktasyonun başlangıç döneminde süt verimi kadar hızlı bir şekilde artmıyor. Bu hayvanlarda 10-15. Haftalarda ancak maksimum yem tüketim kapasitesine ulaşılıyor. Hayvan yem tükettikçe besin maddesini ve enerjiyi alır ve bunu süte dönüştürür. Bu dönem içerisinde süt verimindeki hızlı artıştan dolayı yemlerle aldığı besin maddeleri yetersiz kalıyor. Bir açık oluşuyor. Bu açıkta negatif enerji dengesi olarak söyleyebiliriz. Bu dönem içerisinde ilk bir ay, 1,5 aylık dönem içerisinde hayvanda canlı ağırlık kaybı söz konusu. Evet, hızlı bir şekilde hayvan canlı ağırlık kaybedebiliyor. Ancak süt verimindeki düşme ve yem tüketim miktarındaki artışla birlikte hayvan gereksinimesinden daha fazla miktarda enerjiyi vücuduna aldığı zaman bu sefer de canlı ağırlık artışı söz konusu oluyor. O yüzden laktasyonun başlangıcında besin maddeleri hesaplanırken düşük kuru madde tüketim kapasitesi göz önüne alınarak yemlerin kalitesinin yani enerji ve protein yoğunluğunun daha fazla olan yemlerden yararlanmak, laktasyonun ilerlemesiyle birlikte süt veriminin düşmesiyle birlikte bu yem kalitesini düşürülerek daha düşük enerji ve protein içeren yemlerle değiştirmek gerekiyor. Şunu soracak olursak eğer dönemsel besleme yani kuru döneminde, sağım döneminde ayrı ayrı beslememiz gerekiyor. Tabii bu dönemde vermememiz gereken bazı ham maddeler var mesela. Bu dönemlerde nasıl besleme yapılacak ve bu kullanılmaması gereken beslenme maddeleri hakkında sizden bilgi alabilir miyiz acaba? Bu dönemlerde dikkat edeceğimiz unsur laktasyonun başlangıcında yüksek enerji ve protein içeren yoğun yemlerden. İdeal olarak nedir mesela? Fabrika yemi olarak düşünürsek eğer. Fabrika yemi olarak baktığımız zaman %20 ham protein, 2600 kilokalori metabolik enerji içeren bir yemle besleme yapılabilir. Bunu destekleyecek olarak da işte elimizde hangi kaba yemler var? Kaba yem aslında kesif yem miktarını, fabrika yeminin kullanma miktarını direkt olarak etkileyen bir unsur. Eğer saman gibi düşük kaliteli bir kaba yemimiz sadece varsa bu sefer fabrika yemini daha fazla kullanmak durumunda. Oran o zaman kaba yemine göre mi hesaplanıyor? Tabii kaba yemine göre hesaplanıyor. Eğer mısır silacı ve yonca kuru otu gibi ya da yeşil otlar, baklagil yeşil otları varsa bu sefer kesif yem ya da fabrika yemini miktarını düşürebilme şansınız var. Çünkü bunların sindirebilirliği daha yüksek miktarda gerçekleşiyor. Bu nedenden dolayı da dikkat alacağımız en önemli kriter kaba yem kalitesi. Evet. Laktasyonun başlangıcında kaba yem kalitesinin en yüksek olan yemlerden yararlanacağız. Laktasyonun ilerlemesiyle birlikte kalitemizi düşürerek saman veya daha düşük enerji ve protein içeren kaba yemlerden yararlanmaya çalışacağız. Bu ekonomiklik açısından da olumlu olacaktır işletmeler için. Kuru dönem için neler yapabiliriz? Kuru döneme geldiğimiz zaman kuru dönemde dikkat edeceğimiz en önemli husus ne zaman çıkartacağız bu hayvanları? Yüksek verimli olan hayvanlarda en az 2 ay kala kuruya çıkartmamız lazım bu hayvanları. Kuruya çıkartılan hayvanlarda dikkat edeceğimiz nokta ilk 1-1,5 aylık dönem içerisinde
kaba yem ağırlıklı bir besleme yapmak. Yani rasyonlarımızın yaklaşık olarak %80'ini kaba yemlerden oluşacak. Geri kalan kısmını çok az bir miktarda ise yoğun yemlerden ya da fabrika yemlerinden dengeleyeceğiz. Kuru dönemde dikkat edeceğimiz bir nokta, bu hayvanlar süt vermiyor ama ananın karnında bir yavru var, fetüs gelişiyor ve bu gelişme çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlıyor. İlk 6 aylık dönem içerisinde, hayvan gebe kaldıktan sonraki ilk 6 aylık süreç boyunca ana karnındaki fetüs boyutu 1/3 kadar doğum ağırlığı. Ancak son 3 aya geldiği zaman bu 1/3'lük kısım gerçekleşiyor. Fazla miktarda besin maddesine ihtiyaç duyuyor hayvan. Bunu karşılayabilmesi için de belli bir miktarda besin maddesini, süt üretmese bile besin maddesini almak durumunda. Son bir aya geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş bir sonraki laktasyonda kullanacağımız yemlere bir geçiş, kademeli olarak da süt yemine doğru bir geçiş yapılması gerekiyor. Yoğun yem miktarı 1-2 kilogramlardan 3-4 kilogramlara artırarak bir sonraki laktasyondaki meydana gelebilecek düşük kuru madde tüketim kapasitesini giderecek daha yüksek miktardaki besin maddelerini vermemizi sağlayacaktır bu. Peki manda için yapılmış özel fabrika üretim yemleri var mı acaba? Şu an için yok. Bunu tabii ki ilerleyen dönemler içerisinde fabrika yetkilileri de bu konu üzerinde talepler gelmeye başladıkça bunları üretecekler ve daha dengeli bir şekilde rasyonların oluşması için bu yemler üretilecektir. Bildiğiniz gibi manda sayımız oldukça az, yaklaşık olarak tüm Türkiye'de 100 bin civarında bir manda popülasyonu var. Ondan dolayı da bu sayı artış olursa talep de o oranda artacak ve bunu da artık yem üreticileri değerlendirecektir diye düşünüyorum. Son kez seyircilerimize söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır acaba? Hepsine bol kazanç diyorum. Beslemeyle ilgili doğru programlar uygularlarsa kazançlı olacaklardır. Çünkü bir işletmedeki maliyetlerin %50'siyle 80'ini yem giderleri oluşturuyor. Evet. Doğru bir besleme programıyla maliyetleri en aza indirebilirler. Manda yetiştiriciliği dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde öğretim üyesi olan Profesör Doktor İhsan Soysal ile beraberiz. Kendisine bu konuyla ilgili sorularımız olacak. Merhaba İhsan Bey. Merhabalar efendim. Manda yetiştiriciliği dendiğinde ilk siz geliyorsunuz akla. O yüzden sizinle röportaj yapmak istedik. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Türkiye'de ve dünyada manda yetiştiriciliği hakkında bize genel bilgi olarak neler söyleyebilirsiniz? Efendim, manda yetiştiriciliği genel olarak şuradan başlamak daha doğru olacak. Dünya ülkelerinde eskiye kıyasla özellikle değeri son 50 yılda anlaşılmış. Her ülkede gelişme gösteren bir üretim dalı olarak dikkat çekiyor. Tabii bu gelişme gösterenden kastım şu, ekstansif üretim koşullarından büyük ölçekli entansif üretim koşullarına geçmeyi kastediyorum. Evet. Özellikle mandanın et, süt ve diğer ürünleri bakımından değeri anlaşıldıktan sonra bu ilgi daha da çok oldu. Dünyada biliyorsunuz manda ırk olarak, daha doğrusu tür olarak yabani manda, Afrika'da bulunan kafer kafer mandalarını ya da kırmızı Kongo mandalarını düşünebiliriz. Genelde belgesellerde onu görüyorsunuz. Onlar deyim yerindeyse mandanın atalarını oluşturuyor. Bizim esas üretim yapılan çiftlik hayvanı olarak üretim verenler genelde Asya kökenli manda ırkları. Evet. Bunlar da nehir mandaları ve bataklık mandaları diye ikiye ayrılıyor. Bataklık mandaları dediğimiz işte Himalaya dağlarının daha kuzey ve doğusunda yer alan
bataklık mandaları. Bunlar kromozom sayıları diğerlerinden farklı ve daha ziyade çeki yönüyle ve vücut büyüklüğüyle ve et üretimi yönünde gelişmiş tür diyelim. Halbuki bu Himalaya dağlarının yani Keşmir, Hindistan o sınırdan daha aşağıda kalan özellikle Hindistan, Pakistan'dan olan kısımlarına biz nehir mandası diyoruz. Bunların kromozom sayıları öbürlerinden daha düşük, yani ikisi ayrı ayrı tür demek daha doğru olur. Nehir mandalarının bir alt grubunu da Akdeniz mandaları oluşturuyor. Akdeniz mandaları dediğimiz zaman işte Türkiye, Mısır, Suriye, İran ve bu arada bu bölgede yayılanları, kısmen Balkanlarda yayılanları biz Akdeniz mandaları diye tanımlıyoruz. Yani nehir mandalarının bir alt grubu. Evet. İtalya'ya bu bölgelerden daha önce gitmiş ırkları temsil ediyor. Dünyadaki mandacılığın seyri özellikle şaşırtıcı birdir belki ama Pakistan'daki mesela 25-30 milyonlarla ifade edilen bir sayı var. Ülkede tüketilen sütün %60'lar mertebesinde manda sütünden geliyor. Bildiğiniz gibi manda sütü gerek protein içeriği, gerek yağ içeriği, gerek kuru madde içeriği ve diğer besin maddeleri bileşimi bakımından sığır sütünden çok farklı. Kuru maddesinin yüksekliği ona yoğurtta kendine özgü katılığı veriyor. Gene proteinin yüksekliği mesela İtalyanların mozzarella peynirindeki verim miktarını tayin ediyor. Gene diğer yağının yüksekliği işte Türkiye'ye özgü olan manda kaymağı oluşturulmasını temsil ediyor. Hatta eti özellikle kolesterol bakımından sığır etine kıyasla çok daha düşük. Bu konuda yapılmış klinik deneyler, tecrübeler de var. Belirli işte gruplara manda eti yedirildiği zaman onlardaki yani aynı düzeyde kolesterola sahip, kolesterol tedavisi gören bireyler arasında bunu tüketenlerin kolesterol düzeyinde bile ciddi düşüşler gözlendiğine dair raporlar var. Bu çeşitli özellikle İstanbul Manda Ticari Birliği'nin sitesinde bu klinik deney sonuçları da orada gözlenebilir. Söylemek istediğim şu ya genelde özellikle belki biliyorsunuz dünya hayvancılık tarihinde bir kentleşmenin artışı, kırsal yaşamın sayısının yaşayanlar bireyler olarak azalması. Böyle olunca artık kırsal kesim bütün kent yaşamına daha çok üretim yapmak zorunda kaldı. Bu da kent tüketicisi daha özgün, daha besin değeri yüksek olan, besinlerde özel değerleri olanlara bir yöneliş başladı. Çeşitli ülkelerde o ülkeye özgü geleneksel ürünler hep manda ürünlerine dayanıyor. Mesela ülkemiz özellikle mesela sucuk denince Türk standartlar, Enstitüsü standartlarına göre bile sucuğa işlenen etin belirli miktarda özellikle fermentasyonu kolaylaştırıcılık bakımından bir manda eti belirli oranda içermesi gerekiyor. Yani tabii bazı daha önceden kalma etinin kalitesine ilişkin olumsuz yargılar var ama bu şundan kaynaklanıyor. Genelde ülkemizde manda sütü ve yağı için yetiştirilir. Böyle olunca daha çok ileri yaşlara gelmiş hatta bazen 20-25 yaşına gelmiş hayvanların bile süt verimi söz konusu. Bunlar süt verimini tamamladıkları zaman kesiliyorlar. Onlardan o hayvanlardan kesilen etler tabii ki çiğnenebilirlik ve etin kalitesini tayin eden unsurlar bakımından düşük. Ama dünyada çeşitli deneyler yapılmış. Özellikle aynı yaşta diyelim ki 2 yaşındaki besiye alınmış sığır ve manda etleri hangi kökenli et olduğu söylenmeden tüketicilere yedirildiğinde genelde problem olmuş ve manda eti daha tercih edilmiş. İçerdiği kolesterol düşüklüğü bir yana. Dünyadaki mandacılığın seyrinden yola çıkıyorduk. Dediğim gibi bu bakımdan en öne çıkmış ırk şu anda üretim miktarı bakımından İtalya'daki mandalar. Bu arada tekrar belirtmeliyim. İtalyan mandalarının Haçlı seferleri sırasında Anadolu'dan götürülen mandalar olduğu görüşü oldukça yaygındır. İtalyan mandalarında oradaki ürün olarak en önemli ürün mozzarella peyniri olduğu için bir cins manda sütünden olan peynir. Onlarda seçim yönü protein yönünde bir seleksiyon yapılmış. Oysa ülkemizdekilerde ise daha ziyade yağ olduğu için yağ oranı yüksekliği yönünde bir seçim söz konusu. Yani henüz Türkiye'de yeterince kayıtlar tam olmadığından Anadolu mandası tabir ettiğimiz Akdeniz mandalarının alt grubu olan Anadolu mandalarını barındıran Türkiye'de ise üretim miktarı
Yani ürettiği miktar iyimser tahminle bölgeden bölgeye değişmekle beraber, yani sadece et için besin anlamında yetiştirilenler hariç, süt için yetiştirilenlerde bir tonun üzerinde, 1,5 ton, 2 ton süt veren ortalamayı konuşuyorum ben. Bireysel verimler daha yüksek hayvan var ama mandanın sütünün içerdiği kuru maddeyi ve satış değerini düşündüğümüz zaman, buna göre bir düzeltme yaptığım zaman bir anlamda manda günde 15-20 kilo süt veriyor anlamına geliyor. Bu rakam yanlış anlaşılmasın. Fiyat ve kuru madde yönünden düzeltme yaptığımız zaman. Bu onu karlı kılıyor. Çünkü süt sığırlarına verdiğimiz yemlerin içerisinde insan beslemesinde de değeri olan mısır, buğday gibi ürünler var. Ama bunlar insanlar tarafından değerlendirilemeyen kötü koşullu yemleri değerlendiriyorlar. Bu sürecin sonunda özetlemem gerekirse, başka ülkelerin çoğunda önce daha ziyade serbest, ekstansif koşullarda olan üretim biçimi, çeşitli ülkelerde bir seleksiyon programıyla o ülkeye özgü kayıtları tutulmuş, kulak numaraları belirli, hayvanların damızlık değerlerinin ifade edildiği bir bileşime dönüşmüş. Bu konuda en güzel örnekler İtalya'da ve Pakistan'da gözlenebiliyor. Bunlar ülke düzeyinde belki 30'larca, 40'larca yıl süren ülke düzeyinde bir seleksiyon programı oluşturarak 2 ton düzeyinde verim veren hayvan ırkları söz konusu. Bu açıdan bakıldığı zaman Pakistanlıların sahip oldukları ırklar özellikle Hindistan ve Pakistan'ın Murrah adıyla biliniyor. Bu arada yine Pakistan'da daha çok olan Nilli Ravi adıyla biliniyor. Bizim İtalyanların ikisi İtalyan mandası, Akdeniz mandası. Yalnız belirtmeliyim, bu isimlerin hiçbir anlamı yok. Bunlar genelde coğrafi bölge adını tanımlıyor. Biz Türkçe'de manda diyoruz. Manda mesela Hindistan'da bir coğrafi bölgenin adı. Dolayısıyla bu ülkelerde artık serbest yetiştirmeden öte erkeklerin ve dişilerin ya süt verimi yönünde sürekli en iyileri seçilerek elde edilen bir seleksiyon programı sonucu bir ıslah söz konusu. Şöyle bir yazarın şöyle bir görüşü var. Eğer mandalar süt sahurları kadar seleksiyon programına maruz kalabilselerdi, yani süt sığırlarının bugüne kadar gördüğü ıslah tedbirlerine maruz kalabilseydi, sığırların süt verimine ulaşması son derece muhtemeldi. Yani süt verim miktarını karşılaştırırken kiloyu değil de satış değerini ve kuru maddeyi karşılaştırmak lazım ve şu anda mandalar dünya genelinde düşündüğümüz zaman ıslah sürecinin başındalar. Dolayısıyla daha da süt verimleri gelişecek ve özgün ürünler, geleneksel ürünler kategorisine giriyor. Hatta dünya ülkelerinde, Avrupa'yı konuşacak olursak, coğrafi işaret kavramıyla işaretlendirilen, yani marketteki tüketici herhangi bir AVM'den bir ürün aldığı zaman bunun garanti manda sütünden ya da etinden olduğunu, belirli bir coğrafi bölgede olduğu, bunu belirleyen işaretlerle destekleniyor ve tüketici korunuyor. Bir ifade vermem gerekiyorsa, bir bölgede işte 1000 tane manda varsa, eğer o ülkede 1000 manda da 10.000 kilo süt veriyorsa ama o bölgenin pazarlarında da 20.000 ya da 20 ton süt, manda sütü adıyla satılıyorsa burada bir yanlışlık var demektir. Özellikle manda üreticileri bu bakımdan çok mağdur. Yani inek sütünden elde edilen kaymağın da manda kaymağı adı altında pazarlanması onların en önemli itiraz kaynağını oluşturuyor. Halbuki böyle bir şeye gerek yok. İnek sütünden elde edilen inek kaymağı diye satılmalı. Manda sütünden elde edilen manda kaymağı diye satılmalıdır. Yani bu tarz işletmeleri seçmek yerine neden mandayı seçsinler? Yani mandayı özel kılan şey nedir aslında? Özel kılan şey şimdilik milyonları bulan sayısının 100.000'e düşmesi. Özel kılan şey bunun yoğurdunun çok değerli olması. Eski güreşçilerimizin güç kaynağı olarak mandayı daha çok yoğurdunu tercih ettiklerini biliyorsunuzdur umarım. Onu özel kılan şey mesela eti en düşük kolesterola sahiptir. Onu özel kılan şey kuru maddesi daha yüksek yoğurda yoğurt rayihasını veren bir bileşim olmasıdır. Onu özel kılan şey orijinal geleneksel damak zevkini konuşacak olursak manda etini belli bir oranda içermeyen sucuğun gerçek sucuk sayılamayacağıdır. Ama bu gerçek sucuk derken öbürleri sahte demiyorum. Geleneksel bizim üretim tarzımızı kastederek söylüyorum. Onu özel kılan şey insanlar tarafından değerlendirilemeyen marjinal alanlardaki otları, sığırlar tarafından bile değerlendirilmeyen değirmencilik artıklarını da değerlendirip ete, süte çevirmesidir. Onu özel kılan şey başka hayvanların üretim yapamayacağı koşullarda daha üretim yapabilmesidir.
Onu özel kılan şey kültürümüzde çok önemli yer edinmesidir. Sizler için hazırlamış olduğumuz bir hayvancılık programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı saatte burada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.